Arkadaşlar merhabalar. Basit eşitsizliklere devam ediyoruz. Burada taraf tarafa toplama yapmıştık. Zaten çıkarma yapmıyoruz. Geldik çarpmaya. Çarpmada ne yapacağız? Eğer bize tam sayı derse direkt değer vereceğiz. Yazayım buraya. Tam sayı derse arkadaşlar değer vereceksiniz. Ama tam sayı demezse, reel sayı derse o zaman şunu yapacağız. Diyeceğiz ki a'nın değerleriyle uç değerleri yani 2 ve 4 ile B'nin uç değerlerini teker teker çarpacağız. Ne demek bakın bu? 2 ile 5'i çarpacaksınız. 2 ile 6'yı çarpacaksınız. Böylece neler oluyor? 10 ve 12. Sonra 4 ile 5'i çarpacaksınız. 4 ile de 6'yı çarpacaksınız. Böylece ne oldu? 20, 24. Bunlardan en küçüğünü arkadaşlar yazacağız. Burada tabii neye dikkat edeceğiz? 2 ile 5'i çarptığımız zaman birisi dahil birisi dahil olmadığı için o zaman dahil değil. 24'ü elde ettiğimiz zaman en büyük değer onun ile elde ettik. Biri dahil biri dahil değil o zaman 24 oldu. İşte size A çarpı B'nin değer aralığı. Alabileceği en küçük değeri sola en büyük değeri sağ yazmış olacağız arkadaşlar. Böylece A çarpı B'nin alabileceği kaç farklı değer var? 24 10 ikisi de dahil olmadığı için bir daha çıkaracağız. 13 tane değer varmış arkadaşlar. Evet burada da B bir tam sayı demiş. A bölü 0.1 eşittir B. 1 ile 3 arasındaymış. A arkadaşlar ama bizden B'yi istiyor. Şimdi A'yı istemiyor B'yi istiyor. Ne yapacağız? A'yı B cinsinden yazacağız. Yani içler dışlar çarpımı yaparak A eşittir 0.1 B diyeceğiz. Böylece artık A gördüğüm yere bakın yazabilirim. Ve ne olur her iki tarafı 10 çarpacağım için. 10 B 30 oldu. Artık B'nin 10 ile 30 arasında olduğunu anladım. Biri dahil, biri dahil değilse çıkarın. Böylece direkt bulmanız gereken değer sayısını bulursunuz. Her iki taraf dahilse 1 bir ekliyorum. Birisinden biri dahil değilse bir şey ekleyip çıkarmıyorum. İkisi de dahil değilse 1 çıkartıyoruz arkadaşlar. Eksi 1 x küçük eşit 3 olmak üzere. 2x artı y 4 olduğuna göre y'nin alabileceği değerlerin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı şekilde arkadaşlar x verilmiş eşitsizlikte ama sizden y isteniyor. O zaman ne yapacağız? x gördüğümüz yere y'yi yazmak zorundayız. Yapıyorum bakın. 2x eşittir 4 eksi y. Buradan da x eşittir 4 eksi y bölü 2. Artık x gördüğüm yere 4 eksi y bölü 2'yi yazıyorum. Gördüğünüz gibi her iki tarafı 2 ile çarpınca eksi 2. 4 eksi y ve 6 olmuş oldu. Her iki taraftan 4 çıkarıyorum. Eksi 6, eksi y ve 2. Eksiyle çarpıyorum artık. 6, y büyük eşit, eksi 2. Böylece cevap c şıkkı olmuş oldu. 2a 3b'den küçük, reel sayı demiş. b 2a artı 4'ten küçük. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Bir taraf tarafı toplayalım. 2a artı b. 3b artı 2a artı 4. Burada 2a'lar gider. Eksi 4 öbür tarafa atarsak b'yi bu tarafa atarsak eksi 2 küçüktür b olur. O zaman burada bakalım b eksi 2'den büyük tamam. Bu kesinlikle doğru oldu. Özel bir iş yapmadan taraf tarafa toplayarak kendiliğinden cevap gelmiş oldu arkadaşlar. A ve B tam sayıdır. A eksi B bölü B eşittir 3. 24 küçüktür a artı 2b küçüktür 40 olduğuna göre a artı b toplamı en çok kaç olabilir? Bence ne yapmamız lazım önce arkadaşlar? a eksi b bölü b 3'e eşit olduğu için bir içler dışlar çarpımı yapalım. Bakın a cinsinden b'yi veya b cinsinden a'yı yazabiliyoruz. a eşittir 4b oldu böylece. Artık a gördüğüm yere 4b yazarsam 24 4b artı 2b küçüktür 40. Böylece 24 küçüktür 6b küçüktür 46'ya bölersek 4 B 6'ya böldüğümüzde 40 bölü 6 ne yapıyor ee, 6 küsür bir sayı böyle O zaman arkadaşlar B'nin alabileceği en büyük değer kaç oldu 6 B6 ise A'nın alabileceği en küçük değer ne, şey en büyük değer ne oldu? 24. O zaman toplamları da en fazla 30 oldu. Tam sayı olduğu için bakın değer verdim. Tam sayı demeseydi taraf tarafı toplardım normal. Basit ama önemli bir bilgidir arkadaşlar. Eğer A kare A'dan küçükse A sıfırla bir aralığında bir sayıdır. Bazı sorularda A sıfırla bir aralığında demek yerine size böyle anlatacak. Bakın göstereyim. Mesela 1 bölü 2 sayısı. Bu kendisi zaten 1 bölü 2. Karesi arkadaşlar 1 bölü 4'tür. 1 bölü 2 0.5 iken 1 bölü 4 0.25'tir. Gerçekten bakın kendisi karesinden büyük. Normalde sayıların pozitif tam sayı olmak kaydıyla kuvvetleri alındığında büyür. Ancak basit kesirlerde kuvvet alındığında arkadaşlar sayı küçülür. Gördüğünüz gibi burada mesela a kare küçüktür a derken soruda sana direkt şu mesajı veriyor. 0 a 1 demek istiyor. O zaman b'yi sorduğuna göre ne yapacağız? a'yı götürmemiz lazım. a'yı götürmek için de a gördüğümüz yere b yazmamız lazım. Böylece artık 0 b artı 5 bölü 3 ve 1. Böylece ne oldu? 3 ile çarparsak her iki tarafı 0 b artı 5 3 5 çıkartırsak da Eksi 5 küçük b küçük eksi 2 olur. B'nin alacağı değerler kaç tane? Eksi 2'den eksi 5 çıkartırsak 3. İkisi de dahil olmadığı için 2. Ha böyle yapmanıza bile gerek yok bu soruda zaten. Eksi 5 ile eksi 2 arasında bir eksi 4 var bir de eksi 3 var. Bakalım şimdi diğer sorumuza. Ne demiş? 2 düzelteyim şöyle pardon. Evet. Eksi 2 A 4 2 B 3 eksi 2 C eksi 1. A kare B kare C kare sayılarının alabileceği değerlerin bulunduğu aralıklar aşağıdakilerden hangisidir? Güzel. Bakın şimdi. Eksi 2 ile 4 aralığında ya A. Kare alırken şunu yaparsanız soru gitti. 4 A kare 16. Her iki tarafında karesini alırsanız yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar sayı doğrusunda A Eksi 2 ile 4 arasında e, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Buradaki her sayının karesini aldığınızda hani eksi 1'in karesi 1 bu aralığın içinde mi? Yok. Neden böyle bir hata oldu? Çünkü arkadaşlar eksi 2 ile 4 aralığında bir 0 var. Bir sayının karesi en az nedir? 0'dır. Hiçbir sayının karesi negatif olamaz. O yüzden burada a'yı... 0 olduğunu unutmamak lazım. sıfır olabileceğini pardon. Alabileceği en küçük kare değeri sıfır küçük eşit diyeceksiniz. Çünkü bir sayının karesi en az sıfırdır ve negatifle pozitifin arasında muhakkak bir tane sıfır sıkışır. Dolayısıyla 0 a kare 16 demek zorundayız. Ben bunu kurallaştırayım size. Bir taraf negatif, bir taraf pozitifse arkadaşlar sıfırın karesi sıfır olacağı için alacağı en küçük değer sıfırdır. Alabileceği en büyük değer nedir? Buradaki sayıların hangisinin karesi büyükse odur. Örnek mesela bakın. Eksi 5 a 4 olsun tamam mı? Burada her iki tarafın karesini alınca sıfır küçük A kare küçük 25 diyeceksiniz. Çünkü eksi 5'in karesi 4'ün karesinden daha büyüktür. O yüzden olabilecek en küçük değeri en uca. Olabilecek en büyük değeri de en diğer uca yazacak şekilde yapmamız lazım. Biri negatif biri pozitifse. Ve küçük aralık her zaman sıfır olması lazım. Pozitif pozitifse negatif negatifse böyle bir durum var mı? Hayır. Mesela bakın şimdi 2 ile 3 arasında dümdüz kare alacağız. 4 b kare 9. Sebebi de şu. Zaten orada sayı doğrusunda 2 ile 3 arasında başka böyle negatif pozitif bir şey girmediği için direkt karelerini aldığımız zaman da aynı oranda büyür. Eksi 2 eksi 1 de ne olur? Birinin karesi 4. Birinin karesi 1 olduğu için evet burada da araya bir şey girmez. Böylece bakın 4 büyük eşit c kare büyük eşit 1 olacaktır. Sadece ince noktamız ne? Burada hem negatif hem pozitif varsa karesinin alabileceği. En küçük değer 0 olmak zorunda. Buna uyan cevap hangisi oluyor? 0, 16, 0, 16 burada var. Tamam. Ee, 4 ve 9 birisi dahil birisi dahil değil. Böyle. 1 ve 4 ikisinde de kapalı. O zaman cevap B şıkkıymış. Eksi 3, 1 eksi x ve 4 demiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Bir kere eksi 4 eksi x her iki taraftan 1 çıkardık. 3 oldu. Şimdi eksiyle ile çarpalım. 4 büyük x büyük eşit eksi 3 oldu. Şimdi arkadaşlar küp aldığınızda ne olması lazım? Bir kere küp aldığınızda bir sayının kübü negatifse negatiftir. Pozitifse pozitiftir. O yüzden alacağı en küçük değer eksi 27'dir. Alacağı en büyük değer 64'tür. Küplerde özel bir durum yok. Eksi 3'ün kübünü alıyorsun bir sınırın. 4'ün bir kübünü alıyorsun diğer sınır o da. Böylece sınırlar belli olmuş oluyor. A şıkkı bu yüzden yanlıştır. Küplerde alacağı en küçük değer sıfırdır demeyin. Çünkü negatifse negatif pozitifse pozitif. B şıkkına bakıyorum. Eksi 27. Evet bu doğru ama biz diğer şıkları da inceleyelim. Sıfırla 27 tam yanlış. Eksi bunlar zaten gitti gitti. Dolayısıyla cevap B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Küplerde yani daha doğrusu küp 5... 7 kuvvet fark etmez. Teklerde neyse o karelerde dördüncü kuvvetlerde sıfırı dahil etmeyi unutmayın. Bir tam sayının iki fazlasının yarısı aynı sayının dört fazlasından büyüktür. Buna göre bu sayı en fazla kaç olabilir? Birinci dereceden denklemler konusu arkadaşlar problemlerin temelini oluşturuyor. Bu şekilde size cümle verdiği zaman sizin bunu gerçekten matematiğe döndürmeniz lazım. Çok basit. Bir tam sayı dediğine x de 2 fazlasının yarısı. Bakın 2 fazlasının yarısı ya komple buraya bir kesir yapacaksınız. Yani ne x'in altına ne 2'nin altına. Komple denklemin. Aynı sayının 4 fazlasından büyüktür. O zaman durum bu işte. Her, her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. x artı 2 büyüktür. 2x artı 8 oldu. Şimdi eksi 6 öbür tarafa attığımız için küçüktür x. Demek ki x'in alabileceği en büyük değer ancak eksi 7 olur arkadaşlar. Bakın yine bir ee, problem sorusu gibi. Hani yeni nesil deseniz bu soruyu yeni nesil dersiniz. Yani öyle bir soru. Çünkü eşitsizliği böyle on, anlatmış. X sıraya alınan iki ürünün satış fiyatı 1, 3 x 14, 2 x artı 8 şeklindedir. Bu ürünlerin satışından zarar etmeyen satıcı ikinci ürünün satışından daha çok kar elde ettiğine göre x'in alabileceği değerlerin en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere burada şuna dikkat etmemiz lazım. Birincisi zarar etmemek demek 3x 14'ün x'ten büyük veya eşit olması demektir. Yine x artı 8'in x'ten büyük veya eşit o zaten 8 büyüktür 0 tamam burada sıkıntı yok. Buradan bakınca da 2x büyük eşit 14 x büyük eşit 7 oldu. Soru da şu kısmı yapmanız çok değerli arkadaşlar bakın. Bu kısım çünkü zarar etmiyor diyor o zaman x'e kafama göre değer veremem x kafadan 7'den büyük yani olduğu gibi eşitsizliğe başlamadım bakın dikkat etmem gereken şey zarar etmiyor demek adam sana boşu boşuna vermiyor onu zarar da edebilirdi çünkü yani alış fiyatı 10 lirayken satış fiyatı 8 liraysa zarar edersin alış fiyatı 10 iken 10'sa zarar etmezsin alış fiyatı 10 ve üstüyse şey alış fiyatı 10 satış fiyatı ondan büyükse de kar elde edersin. Zarar etmemek ya kar elde etmektir ya da en azından kafa kafaya gitmesi demektir. Dolayısıyla bunun da matematiksel çözümlemesini sorularda kesinlikle yapmalısınız. Gelelim şimdi ikinci ürünün satışından daha çok kar elde etmiş. O zaman bu şu demek. Demek ki x artı 8 3x eksi 14'ten daha büyükmüş. Madem ben ikinci satıştan daha çok kar elde ettim. Demek ki daha çok satmışım ikinci satışta. O zaman Buradan da yalı çıkarsak 22 küçük 2x oldu. Her iki tarafı 2'ye bölünce 11 küçük x oldu. Demek ki x 7 ile 11 aralığında çıktı. Bakın burada zaten gördüğünüz gibi şu kısımda x büyüktür 7 idi. Burada da 11'den küçük. Cevap D şıkkı oldu bu soruda. Fena bir soru değil. Önemli bir şey söylemiş oldum size. x, y, z birbirinden farklı negatif tam sayılardır. x, eksi y bölü y Küçüktür 4. x artı y artı z toplamı nedir demiş. Şimdi bakın ne demiştim. İçler dışlar sakın yapmayın. Payda da bilinmeyen varsa. Ne yapacağız o zaman hocam? Yapacağınız şey ayırın böyle. Temel kavramlarda e, arada böyle sorular çözeriz. Söyleriz arkadaşlar. Basit kesirlerde böyle veya bileşik kesirlerde fark etmez. Pay ve payda da aynı bilinmeyen varsa ayırabilirsiniz. x bölü y eksi 1 küçüktür 4. O zaman x bölü y ne oldu? Bakın 5'ten küçük oldu. Sonra aynı muhabbeti sağ tarafta da yapalım. y bölü z artı z bölü z. Buradan da ne oldu? 4 küçük y bölü z artı 1. Böylece 3 y bölü z oldu. Şimdi arkadaşlar buradan ne diyebiliriz? Madem negatif tam sayılar ve en büyük değerini almasını istiyorum. O zaman verebileceğim en büyük sayıyı vermeye çalışacağım. Kesire. Şimdi y bölü z arkadaşlar 3'ten büyükse o zaman z'ye biz mesela eksi 1 desek y de buradan en fazla eksi 4 olur. Böylece 4 bölü 1 gerçekten 3'ten büyüktür. Şimdi y eksi 4 olmak kaydıyla x'e normalde eksi 1 de veririm ama farklı diyor. O zaman eksi 2 versem x'e de böylece ne oluyor bakın 1 bölü 2 gerçekten 5'ten küçük oluyor. O zaman eksi 2 eksi 4 ve eksi 1 toplamlarının alabileceği en küçük değer eksi 7 oldu. Son bir bilgi a üzerine a üzeri k'dan küçükse arkadaşlar ve pozitif sayı olmak kaydıyla n k'dan küçük olur. Yani bunu size örnekleyeceğim merak etmeyin. Basit kesirle de n k'dan büyük olur. Normalde bunu üslü sayılarda söyleriz ama sorularda çıkarsa diye söylüyorum. Düz bilgi şu aslında. Eğer sayı birden büyükse Bakın şimdi örnek 2 üzeri n. Büyüktür. Şurası da ne olsun? 1 üzeri hatta 2 üzeri k olsun pardon. O zaman n k'dan büyüktür. Sayı birden büyükse eğer hangisi büyükse onun da üstü büyüktür. Ama 1 bölü 2 üzeri n. 1 bölü 2 üzeri k'dan büyükse o zaman tam tersidir. K büyüktür ne olur? Neden? Demin size anlattım o basit kesir muhabbetinden dolayı 1 bölü 2'nin kuvvetlerini aldıkça bakın 1 bölü 4 bir daha kuvvetini alıyorsun iyice küçülüyor. O zaman demek ki basit kesirde kuvvet aldıkça küçülüyor normal sayılarda kuvvet aldıkça büyüyor düz bilgi. O zaman ne yapacağız 12. soruda? Birisine 2 bölü 3 vermiş birine 3 bölü 2 vermiş. Size çok basit bir üstü sayı bilgisi vereyim. Böyle arkadaşlar birbirlerine ters oldukları için karşılaştıramazsınız. İkisinin de aynı harf veya bilinmeyen veya sayı olması lazım. O zaman ne yapacağım? Matematikte şunu deme hakkınız var. 3 mesela. 3 arkadaşlar aslında 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvvetidir. Ya da 1 bölü 3, 3 üzeri eksi biridir. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu ters çeviriyoruz. Tamam mı? Ters çevirince bunu eksiyle çarpıyorsun. İşte bu kadar. Anlaştık mı? Bir sayıyı ters çevirmek istersen muhakkak üstüne eksi çarp diyorum. Ve tavsiyem size şu. Basit kesirlerde işlem hatası yapma ihtimaliniz olduğu için siz her zaman kesri bileşik kesre çevirin. Böylece bileşik kesre çevirince faydası ne? Bileşik kesirde yani birden büyük sayılarda hangisi büyükse onun üstü büyüktür. Böylece ters düşünmek zorunda kalmıyorsun. 1-2x küçük eşit 7-5x olacak. 3x küçük eşit 6 olacak. x küçük eşit 2 olacak. 0'ı 1, 2 alabileceği 3 tane değer var arkadaşlar. Bu şekilde basit eşitsizlikle ilgili size temel bilgileri verdim arkadaşlar. Ben burada konuyu bitirmiş saymıyorum. Yani konu olarak... Genel olarak anlatacağım şeyler bitmiş gibi görünmesine rağmen özellikle 3. kısımda çözeceğim sorularda çok önemli yerler var. Orada muhakkak görüşelim arkadaşlar soru sayısı da az değil. İçine mümkün olduğunca yeni nesil tarzında çıkmış sorular da koymaya çalıştım. Basit eşitlikte zaten öyle çok yeni nesil soru falan filan yok merak etmeyin mutlak değerde de öyle arkadaşlar. Sınavda sorulan mutlak değerde hani yeni nesil görünen soru bile düz cümleyi e, Matematiğe çevirme sorusuydu gözünüzde büyütmeyin o anlamda. Bakacağız birlikte. Orada gerçekten konuyu sağlamlaştırmaya ihtiyacınız olduğu için dinlemenizi, izlemenizi ve not almanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.